analiz yapıyoruz. Onu test edeceğiz değil mi? Şu an 3'teyiz. 4. Şu an 4. Şu an hızımız 104. Işık kırmızı bak. İstersen yavaşla, hatta orta şeride geç. Bak yeşil, devam. Harikasın. Çünkü sol beni belki zorlardı kalkmayanda. Şu an 114. İstersen 5'e atalım. Sağ. Ver sol sinyalini. Şu an hızım kaç? Biraz fren. Biraz freni. Ah beyaz, ah. Bırak freni, bizim hızımızı çekil. Heh. Hayır, hayır. 4. Devam. Çok yaptığı çok ayıp bak. 130'da giden arabanın önüne geçtin. Bas bakayım ne kadar basacak. Koy elini. 5-6. Sağ. Yukarı. Tabii şu an biraz rampa çıkıyorum. Ona rağmen 130'u gördük bak. Gazı bırak. Hafif fren. Şu an 115'te viraj attım. Frenle. Bak 4 ile geldim. Yavaşladım. Yavaşladım. Bütün dönüşler 2. Yavaşla. 2'ye tak. Eğer durursak 1 tabi. Karşıdan gelen yok. Burnum çıksın. Kavramayı bulmadan gazı verdiğinde o sesi yapıyor. Şimdi artık basabiliriz. Neyse, girsek de kameranın çıkışına da neyse, yine de risk almayalım. Kamerayı geçelim, ondan sonra rahat rahat basalım. Yani hızlı girsem de sonuçta giriş çıkış alamadığı için bir şey yapmaz değil mi? Aynen. Öyle diye biliyorum yani, ben de tam bilmiyorum ama. Mesela EDS'ye başlangıca girmeyince sayacı, aynen, aradaki mesafedeki süreyi hesaplayamıyor. Evet. Yani mesela bu araç 70 km'ye gittiği zaman şu sürede çıkması zorunda. Onu hesaplayamadığından dolayı da rahatlıkla geçebiliriz. Dokun bakalım gazı. Eskiden daha rahat basıyorduk. Şimdi yere eriyor. Nakarapa, şey, karapınara. Her yere taktılar mı? Her yere. Konya çıkışı tek. Konya'dan sonra... Aynen şu yok. Şeyi de, gödeneği de takmışlar. Aynen. Ama şu yol falan 70 çok az ya. Yani ben yani şu 90-100'den aşağı olmaması lazım. 3 şeritli bomboş. Devam. Şimdi dokun gaza, korkma. Bak o da yavaşladı, gördün. Hızlı geldiyse ilk kameraya. Şimdi bas artık. Ver gazı bakalım. Ver ver ver. At öyle. At şunu 4'e. Ama şura biraz viraj. Bir yalancı fren. Hafif. Şimdi elini koy vitese. Gazı bırak. Önce boş, sağ, arka. Hadi bakalım. Alt geçitten sonra zaten yandan gelene yol var. Korkma. Şu an daha 130'dayız. Hadi bakayım, rekoru kıracağız. Herhalde en son aleyhine 135'ti. Ay, al işte, rekoru kırdık. 140. Bas bakayım biraz. Artık çekim yapamıyorum hızdan. Artık ışık yansa da geçeceğim. Fren yok. Yapma, yapma, yapma. Devam. Işık yeni yandı. Hayır, devam. İşte önümdekiler yavaş gitmese ben burada 150'yi görürdüm değil mi? Ama yapacak bir şey yok. Mecbur, trafiğin akışına göre 5'ten 4'e çek artık. 100'e düştüm. 4. 3 olur mu? O kadar yavaşlamadım. Yani trafiğe girince hız yapamıyoruz. Önümüzdekiler kaçta gidiyorsa o hıza düştük.
Galata'dan sola döneceğiz, tamam. Sola dönüş farklı renk çünkü. Gerçi o da yeşil. Bak git 4'le hızlan, bak hızlan 4'le dönelim, döndükten sonra 2 yapalım. Heh. Gazını bırak, debriyaj, frenle yavaşla, 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 yavaşla. Şimdi 2'ye düşür, çıkart, anladın? Mesela ben ışığa yetişmek istediğimizde biz 3'le veya 4'le dönüyoruz ama dönerken hızımızı ne yapıyoruz? Düşürüyoruz. Şimdi şu tabii yine park alanımıza geldik. Kötü bölge. Yanına bak. Şu ortadan git. Orta daha güvenli. Çukurlar daha az. Demek ki araba bassak daha basacaktı değil mi? Evet. Bunun bir kapasitesi var. Ya işte 180'i falan. 160'ı zor görünüyor. Zor mu? Yok ya. Bence 180'e falan çıkar da daha fazla çıkmaz herhalde. İşte onu biraz daha sakin bir yolda denemek lazım. Neyse, rahatladın mı? Azıcık hız yaptırdım sana. Demek kıskandın mı benim kızdan? O zaman oldu hocam. Ama işte hız yapmak da güzel oluyor ya. Burada fazla tabii şehir içinde yapamıyoruz.